tepki gösterenler, değişmesi gerektiğini söyleyenlerin sayısı artıyor mu? O yayın veya işte Sayın Genel Başkan'ın açıklamaları sonrası, yani yayından ziyade Ümit Özdağ'la ilgili protokol sonrası pek çok şey tartışıldı veya Zoom toplantısı meselesi. Evet. O günden bugüne neler yaşıyorsunuz? Şöyle, esas itibariyle Türkiye siyasetinin pek alışkın olmadığı bir durum bu ama biz bu duruma alışkınız. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz 100 yıllık bir sosyal demokrat partiyiz. Atatürk'ün kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Kuvayi Milliye geleneğinden gelen bir partiyiz. Ve bizim mesela bir enstantaneyle aslında o sorunuzu yanıtlayayım. Parti meclisi toplantımızda hiç konuşulmadı. Çok şey konuşuldu, konuşulmayan tek bir şey var. Onu söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız tam 11 saat 20 dakika boyunca hiç yerinden kalkmadan konuşan herkesi dinledi mesela. Ve ilginç bir detaydır, bir bardak ayran içerek dinledi sadece. Yani toplantı esnasında bir ayran içti, bir de bir sandviçin yarısını yedi. Pür yemek dikkat. De yemediniz yani. Arada yemek yendi, geldi. Sandviç geldi, tost geldi vesaire. 11 saatin sonunda 10 dakikalık bir ihtiyaç molası verdi. Ondan sonra toplantı devam etti. Şimdi bunun kıymetini aslında avantajlarını, maliyetlerini doğru tarif etmek lazım. Bunu yaparsanız eğer bir yenilik perspektifi ortaya koyabilirsiniz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni farklı kılan şey tam olarak bu. Yani siyasi partilerdeki, mesela örnek vereceğim. Şimdi bizim bazı entelijensiyemiz bazı kesimleri derler ki, Türkiye'ye Orta Doğu tipi lider lazım. Yani lider hattı güçlü olan. Hı hı. Orta Doğu derken bunu küçümsemek adına söylemiyorum. Orta Doğu sosyolojik olarak yani. Liderin önde olduğu bir siyasete, evet, ihtiyaç var. Bir de şu tavsiye yapılır. CHP parti olarak İskandinav tipi parti olsun. Yani bol bol konuşsun ama lideri Orta Doğu tipi olsun. İşte tam olarak birbiriyle çelişen, tutarlı olmayan hat budur. CHP konuşur, tartışır, görüşür, ortaya bir manzume çıkartır. Kültürü, geleneği, bakiyesi, hikayesi tam olarak bunların etrafında müteşekkil bir siyasi partidir. Parti meclis toplantısından konuştuk. Hepimiz görüşümüzü açıkladık. Biz MYK üyeleri olarak konuşmayız PM toplantılarında. Çünkü daha çok dinlememiz gerekir. Çünkü orası yasamayı temsil eder. MYK yürütmeyi temsil eder. Doğru. Devlet hiyerarşisi içerisinde. Evet. Yasamayı dinlemek, tavsiyeleri almak gerekir. Eleştirenler oldu, yenilik çağrısı yapanlar oldu, değişim diyenler oldu, Kemal Bey kalmalı ama şu yenilikler olmalı diyenler oldu ve ortaya bir hikaye çıktı. Ne hikayesi çıktı? Evet, bizim ciddi bir şekilde tartıştığımız başlıklar ekseninde partimizi yapısal bir yenilenme sürecine sokmamız gerekiyor. Nedir efendim o? Yani hep bunu konuşuyoruz, değişim ve yenilenmeyi. Yani mesela bugüne kadar yapmadınız, ne yapacaksınız? Efendim, bugüne kadar yapmadığımız ne yapacağız? Evvela şunu söyleyelim. Bakın, Sayın Erdoğan, değişim kelimesini tarif etme adına söyleyeceğim. Sayın Erdoğan 2018 senesinde toplumun huzuruna çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız toplumun huzuruna çıktı ve dedi ki değişim lazım dedi. Ve değişim lazım tartışmasının arkasına bir anayasa değişikliği koydu. O gün Türkiye'de o anayasa değişikliği gerçekleştiği dönemde benzin 5,5 TL'ydi. O değişimden sonra bugün 36 TL'dir. Bir değişim lazım dedi. Türkiye'ye değişiklik lazım. Dolar o gün 3,98'di. Bugün 27 TL'dir. Enflasyon onlardaydı. Şimdi ben bunu niye ifade ediyorum? Sayın Erdoğan iktidarda. Efendim? Sayın Erdoğan iktidarda. Yapısal bir değişiklik yapmak. 2 ay önce seçim kazandı. Evet evet. Yapısal bir değişiklik lazım dedi 2018'de. Değişim kelimesinin altını doğru tarif etmediğiniz takdirde sağlıklı netice alamazsınız. Biz Türkiye'deki sorunları çözebilecek yegane siyasi partinin ana muhalefet partisi CHP olduğunu çok açık bir dille ifade ediyoruz. Bugün CHP'nin yapısal olarak değişiklik sürecine girdiği bir dönem içerisindeyiz. Tüzüğümüz yenilenecek, programımız yenilenecek. CHP ilk defa seçim kaybetti. Evet, evet. CHP 11 defa seçim kaybetti bu süreç içerisinde Sayın Genel Başkan'la. 11 defa. Yerel seçimleri, evet, de parti meclisleri, evet, açısından baktığınızda büyük şehirleri kazandınız ama doğru. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 tur olduğu için 11 defa diyorum. 10 defa olsun, 9 defa olsun velev ki yani. Evet. Yani evet. 5 sene önce değişseydi, 10 sene önce değişseydi şöyle bir şey var mı? Bilmiyorum, takip ediyor musunuz yani işte insanların tepkilerini, mesela vatandaşa soruyor musunuz beklenti ve değişim beklentisi? Mesela Sayın Genel Başkan yenilgi olarak değerlendirmedi seçimi. Siz buna gelen tepkileri takip ettiniz mi? Tabii ki biz dikkatle izliyoruz. Şimdi bakınız,
Sayın Erdoğan 2002 yılında çok önemli bir hikayeyle iş başına geldi. Önemli bir hikaye koydu. Avrupa Birliği dedi, demokrasi dedi, özgürlük dedi. Çok uzatmayacağım bu soruyu. Yani kısa bir özet geçeceğim. Ve günün sonunda Sayın Erdoğan sert bir popülizmle Türkiye'yi derin bir kimlik kutuplaşması iklimine sokmayı başardı. Bu tür ortamlarda bir seçim, iki seçim, efendim Türkiye'de muhalefetin o kutuplaşmayı kıracak bagajları da varken, neyi kastettiğimi açayım isterseniz. Yani Sayın Erdoğan doğrudan toplumun geniş hatını Türkiye siyasetinin geçmişiyle kavga ettirdi. Ve Türkiye siyasetinin geçmişinde CHP de vardı. Değerlerle kavgalı CHP, Sivas'ın ötesine gidemeyen, bir kere bunun onarılması gerekiyordu. İşte tam orada bir panzehir ortaya çıktı. Nedir bu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konumlandırdığı yerden aldı, tarif ettiği yerden aldı. Sivas'ın ötesine gidebilen, toplumun geniş muhafazakar hattıyla barışabilen ve onlarla beraber iş yapabilen bir siyasi parti haline getirdi. Bu bana göre bir değiştirdi yani. Bu bana göre devrimdir. Niye? Çünkü tabiri caizse hatırlarsınız açılım sürecinde bugün HDP'de, o gün BDP'ydi yanılmıyorsam değil mi? Orada mesela kürsüye çıkan BDP'li milletvekilleriyle AK Partili milletvekillerinin ikisi de CHP'yi eleştiriyorlardı. Siz statükocusunuz, siz anti-Kürtsünüz, Kürt düşmanısınız, siz faşistsiniz diye. Şimdi ben bugün o günkü hikayeyi... Açılımda da HDP'ydi bu arada. Efendim? Ondan önce BDP'ydi. Efendim? Açılım sürecinde HDP'ydi yine. HDP'ydi değil mi? Ben yanlış biliyor olabilirim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan realitesine uygun bir siyaset formatı attı zaten siyasete. Ve geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin çok kıymetli bir hikayesini oluşturmayı başardı. Seçim bir yenilgi midir? Yenilgidir. 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 Şöyle bakın. Sayın Genel Başkan yenilgidir de. Şöyle mesela. Onun kastını söyleyeceğim şimdi. Sayın Genel Başkan'ın maksadını ifade edeceğim. Ben tabii ki tercümanı değilim ama maksadını ifade edeceğim. Ancak buna felaket dediğimiz zaman şunu söylemiş oluruz. Buna felaket dediğimiz anda merkezin sağından soluna Türkiye'deki siyaseti geniş satıhta örme mücadelesini çöpe atmış oluruz. Felaket yani bunu dedi? Yapmayın demiş oluruz buna felaket dediğimiz. Felaket demedik ki biz, evet. Yenilgi mi dedik? Efendim ortada bir kazanım yok. Doğru, ancak bakın bir mesele var ortada. Nedir o? Çok net vatandaşlara sormak istiyorum. Bizi izleyenlere sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bugün 25 milyon seçmen nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte sürekli karşı karşıya konumlandığı siyaset hatlarından partileri bir araya getirme ve onlarla beraber yeni bir anayasa ve yeni bir hükümet programı inşa edecek kadar geniş bir mutabakat yaratmak kabiliyeti gösterdi mi? Gösterdi. Peki bir şey soracağım. Bu doğru bir proje midir? Doğru bir proje. O kabiliyeti gösterdi. Çok özür dilerim, bölüyorum sizi ama mesela o kabiliyeti gösterirken yaptığı bazı görüşmeleri gizlediği ortaya çıktı. Evet, evet. Ve o görüşmeler gizlendiği için de Gelecek Partisi'nden mesela dendi, evet, ki keşke kazanmasaydık seçimi. İyi ki kazanmamışız seçimi, evet, dendi. Evet. Zaten kazanamadı diye. Evet. Ümit Özdağ'la Sayın Davutoğlu arasındaki biz gerginliği zaten biliyoruz. Yani kişisel olarak da gerginlik var, ideolojik, evet, olarak da çok farklı yerlerde duruyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu aslında birbirine söylemeden mi bunu yaptı? Bu bir başarı mıdır? Şöyle, tabii bakın, Zafer Partisi ile iki ayrı protokol, partiler arası, bir de liderler arasında bir niyet, gizli protokol, niyet beyanı diyelim ona, bir niyet protokolü gibi. Siyasi liderlerin zaman zaman böyle görüşmeleri olabilir, böyle beyanlar karşılıklı bulunabilirler. Bunu tartışacak kişiler siyasi liderlerdir. Bizatihi altılı masadaki liderler. Bunu kamuoyunda ya da kamuoyuna kapalı tartışırlar. İş yapma şekillerini sorgularlar. Ama bunlar yarın liderler bir araya gelir, konuşur, birbirlerini daha net bir şekilde idrak eder, kavrarlar ve bu meseleler aşılır. Ama bu yani, normal bir şey midir? Efendim? Şöyle sorayım, yani Sayın Öztürk'ün haberi yok mesela. Evet. Sayın Öztürk partinin taraf olduğu metinlerin tamamını bilir. Ama Sayın Genel Başkan'ın yaptığı her görüşmeyi A'dan Z'ye, yani mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan açısından da böyledir. Anladım. Sayın Akşener, bu normal diyorsunuz. Da. Şimdi zaman zaman bunlar olur. Mesela sayın, kritik eşiklerde olabilir bunlar. Peki şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Evet. Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile de benzer bir görüşme yapmış olabilir mi? Şöyle, açık görüşmeler yapıldı. HDP ile böyle bir protokol ve ittifak süreci yoktu. Yani şöyle, HDP ile partiler arası açık bir protokol imzalanmadı. Biliyorum. Açık bir protokol imzalandıktan sonra liderler aralarında oturup onu aralarında tartışır, konuşurlar, derinleştirirler. Hayır, liderler ama, arasında bir görüşme yani biz kazanırsak size, evet, şunu yapacağız gibi, evet, bir şey olmuş şöyle, olabilir mi? Şöyle, açık bir görüşmenin sonrasında gerçekleşti bu.
Dolayısıyla böyle bir protokolün olması mümkün değil, olası da değil. Zaten bir şey söyleyeyim size. Bir protokol olursa ne olur? İçinde bir takım talepler olur, doğru mu? HDP ilk gün zaten dedi, biz bakanlık istemiyoruz dedi. Yani protokol imzalayan bir parti kalkıp da biz bakanlık istemiyoruz demez ki. Yani böyle bir tartışma oluşturacak tek bir cümleleri yoktu ki. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı vermek HDP için sorun olmadı mı? Ben orada kime net bakanlık taahhüt edildiği konusunda bir bilgi bilemem. Şöyle, genel başkanımız sizin programınızda da zaten şöyle bir ifade kullandı Akif Bey. Onu yalanlamadı, bir protokolü var ama aynı zamanda içeriği doğrulamadı. Yani bunu, evet, bunları taahhüt ettik demedi. Ben o konuya girmem dedi. Dolayısıyla biz de o konuya genel başkanın girmediği bir alanda tartışmanın parçası olmamız çok olası olmaz. Ama Ümit Özdağ girdi yani. Ümit Özdağ yalanlamadığına göre, evet. Ümit Özdağ'ın söylediğini biz doğru kabul ediyoruz. Sayın Özdağ'ın yani bu konuda düşünceleri açıklar. Yani. O HDP açısından bir kriz değil midir yani Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması? Yok yani o süreçte siyasi partiler açık açık düşüncelerini söylediler. Açık metinlere baktığınız zaman zaten orada herhangi bir şekilde Türkiye demokrasisi açısından ağır tahribat yaratacak bir ifade var mıdır? Yoktur. Ben size bazı şeyler soracağım. Üzerinde evet. Sizin isminizin de tartışıldığı Halk TV dahil olmak üzere ama oraya gelmeden şu hafta sonu. CHP'de bir kriz var mı? CHP'de bir kriz yok. CHP'de... Kriz nedir? Şöyle yani CHP'de bir kriz olarak tarif edeceğimiz bir süreç yok. Öngörülebilir, sonuçları malum bir süreç var. Sonuçları malum derken neyi kastediyorum? Kriz etrafında olağanüstü tartışma yürütmeniz gereken bir meseledir. Biz CHP'nin doğal alışkanlıkları ve akışkanlığı içerisinde bir süreç yaşıyoruz. Zaten biz bu süreçleri hep yaşarız, yaşadık. Bu süreçler neticesinde olgunlaşırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıldır yaşadığı seçim hikayelerinin sonunda geldiğimiz noktada halen daha dimdik ayakta olması ve Türkiye'ye umut vaat edebilmesinin sebebi bu zaten. Biz tartışırız, konuşuruz, birbirimizle polemik yaparız kapalı toplantılarda. Ama biraz sonra sorularınıza mukabil söyleyeceğim. Bugün kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok farklı bir şekilde anlaşılması için özel bir gayret var. Onu da ifade etmek nasıl isterim. Efendim? Özel olarak mesela bizim parti kurullarımızda yaptığımız toplantıların kamuoyuna yansıtılış şeklini ben izliyorum o toplantılara katılan biri olarak. %70-80 yanlış bilgilerle dezenforme edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı kurullarında adeta sanki birbirimizi yiyormuşuz gibi bir görünürlük yaratılıyor Cumhuriyet Kim Halk Partisi. Kim yaratıyor bu görünürlüğü? Bunu bir şey söyleyemem. Burada bir tek örnekle bunu anlatabilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bölünmesi, parçalanması... Kimin işine geliyorsa, kimlerin işine geliyorsa o yaratıyor. Burada ben müspet bir nokta atışı söyleyemem. Ama CHP'nin bölünmesi, parçalanması, Türk hüviyetsizleşmesi ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretemez hale gelmesi kimin işine yarıyorsa onun kaynağıyla yaratılıyor. CHP bölündü mü peki? Yani parti Hayır, meclisinde efendim. Mesela il başkanları, görevden alınan il başkanlarının görevlerine iade edilmesi konusu oylandığında 31'e 29 oy evet. çıkarsa bu kurultaya da götürebilecek. Bakın bir şey söyleyeyim. Seçimden önce biz bir benzer bir oylama yaptık. Hı hı. Ben parti meclisi üyesiydim o zaman. MYK üyesi değildim. Özür diliyorum. Elazığ il başkanımızla alakalı seçimden önce. Henüz Kemal Bey aday. Partide geniş bir mutabakat var. Bir oylama yaptık. 24 çıktı kabul oyu. Yani biz il başkanları... Aleyhe oy 36 çıktı 36'ya yani. 24 çıktı. Şimdi niye biliyor musunuz? Sebebini söyleyeyim ben size. Çok basit. Biz il başkanlarımızla çok güçlü organik bağlar kurarız. Ne demektir bu? Ben CHP tarihinde arka arkaya CHP kurultaylarında üç defa bakın bunu benim partilerim anlamını bilirler. Siz de siyaset izliyorsunuz, siz de bilirsiniz. Üç defa hiçbir listede olmadan parti meclisine girmiş kişilerin başında geliyorum. Bu çok önemli bir şeydir. Hepsinin bende emeği vardır. Benim hepsinde emeğim vardır. Ben elbette bir görevden almada... Efendim bu görevden alma acaba doğru mu yanlış mı tartışırım. Bizde işler böyle ilerler. Bizde genel başkan 11 saat 20 dakika oturur dinler. Herkesin görüşünü alır ve yapacağı işleri öyle yapar. Dolayısıyla bu oylamalarda örnek vereyim size. Muş İl Başkanımız görevden alındı. İsmail Adanur çok değerlidir. Çok emektardır. Kıymetlidir. Çok uzun zamandır bu görevi yapıyor. Onun oylamasında yanılmıyorsam o 31 çıktı kabul. 31 çıktı kabul. Birçok kişi emin olun ikili hukukundan ötürü bunu yaptı. Yani bunlar bir bölünme işareti ve maalesef. Siz bunu işte kurultaya götürecek, olağanüstü kurultaya götürecek bir şey olarak görmüyorsunuz. Daha önce de olan şeyler bunlar diyorsunuz. Ve yani tabii bakın olağanüstü kurultaya gitmenin yolları bellidir. Parti meclisinde oylanacak. İmza toplanır, evet. O olur. Ama burada bir şey söyleyeyim. Olağanüstü kurultaya ihtiyacı var mı?
Mesela olağan kurultay başlamış, ilçeler bitmek üzere 600 bin... Yok, üye... mevcut delegelerle. Evet, ben kastım ya, mevcut delegelerle kurultay yapmayı ben çok isterim. Çok isterim. Kemal Bey 1300 oy aldı orada. 1300 oy aldı orada. Bakın, bizim mevcut delegelerle olağanüstü kurultay yapmamız haksızlık olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu CHP tarihinin rekor oyunu aldı orada. Ama bir seçim yenilgisi oldu sonrasında. Efendim, seçim yenilgisi oldu da bizim partimiz, örgütlerimiz, tabanımız seçimi sonuçtan ibaret değil, süreçle beraber değerlendiriliyor. Biz seçim yenilgilerinde... Biz bu delegelerle seçime gidersek kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu çok güçlü bir şekilde genel başkan seçilir diyorsunuz gibi anlıyorum. Şöyle bakın, seçimden sonra işte imza toplama çağrıları oldu, işte yürüyüşler yapıldı vesaire. Çok net bizim parti tabanımızın ve kamuoyumuzun iradesi ortadadır. Biz bir değişim istiyoruz, evet. Ama bakın, bizim tabanımız ne diyor biliyor musunuz? Delegelerimiz, örgütlerimiz, ilçe başkanlarımız. Biz tüzük değişikliği istiyoruz. Aktif pasif üye istiyoruz. Sandık görevi yapmanın partide görev alma şartı olmasını istiyoruz. Sandık görevi yapmanın. Yani biz niye her seçimde sandık krizle karşı karşıya kalalım? Sandık görevi yapmayan ilçe başkanı olamazsın. Milletvekilini, belediye başkanını ya da belediye meclis üyesini aktif üyeler ön seçimle belirlesin. Güçlü genel sekreterlik gelsin. Partinin bütün yönetsel kurullarında seçim olsun. Dönem kuralları gelsin gibi talepler var tabanımızda. Zaten bu talepler doğrultusunda şu an bizim tüzük komisyonumuz kuruldu, çalışıyor. Ve bu tüzük komisyonumuz çok ciddi bir tüzük taslağı ortaya çıkaracak. Bir bilgi vereyim onunla ilgili. Bütün üyelerimize mesaj atıldı. Bize tüzük önerilerinizi gönderin diye. 10 binden fazla öneri geldi bize. 10 binden fazla. Bizim BİTEM'in başındaki genel başkan yardımcımız Devrim Barış Çelik çok iyi bir filtreleme yaptı. O öneriler doğrultusunda bir tüzük ve çağın şartlarına uygun bir program hazırlanıyor şu an. Yunus Emre hocamız, MYK üyemiz iyi bir program çalışması başlattı. Ve tabanımız talepleri buydu. Bu talepler gerçekleşiyor. Tabanın genel başkanın göreve devam etmesi ya da etmemesi konusunda talebi olup olmadığına bakıyor musunuz? Şimdi bunu zaten talebi olup olmadığını kurultayda göreceğiz. Kurultayda eğer bizim tabanımız, partimizin üyeleri böyle bir talepleri yoksa diyecekler ki başka bir kişi gelsin, bunu alsın, devralsın, yapsın. Ya da işte biz bir süreç yaşıyoruz. Genel seçime 5 yılımız vardır. Değişim sürecini derinleştirmemiz gerekir. Birkaç program kurultayı daha yapmak gerekir. Dolayısıyla burada kaptan gemiyi güvenli limana götürecektir. Biz Kemal Bey'e bu konuda güveniyoruz. Kemal Bey akildir, partinin geleneklerine bağlıdır. Onun kılavuzluğunda biz bu değişimi tamamlayalım. Ondan sonra elbette birisi gelecektir, birileri gelecektir. Kadro gelecektir, bir yeni hareket oluşacaktır vesaire. Ve bu partide bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanlığı iddiası ortaya koyarak seçimi kazanacak bir süreç gerçekleşecektir. Ama bizim şu anda gittiğimiz seçim yerel seçim. Partinin genel başkanı yerel seçimlerde herhangi bir yere iddia koymaz, aday olmaz. Yerel seçimlerde şöyle bir genel başkana ihtiyaç vardır sevgili Mehmet Akif. Nasıl bir genel başkan? Majör ittifaklar kurabilen bir genel başkana ihtiyaç vardır. Peki mesela bu Ümit Özdağ meselesinden sonra bir yıpranmışlık var mı? O ittifakları tekrar Kılıçdaroğlu kurabilir mi? Güvenilirliğini kaybetti mi? Siyaset yıpranmışlığın bizatihi kendisi. Yani birazdan konuşacağız. Hiçbir şey yapmadığınız halde bile birçok zaman yıpranabiliyorsunuz. Yani siyaset zaten doğal olarak yıpratıcıdır. Sayın Genel Başkan da bütün liderlerle geçmişte de ciddi tartışmalar oldu. Burada sorun şu, tartışma yapısal mı? Kalıcı arızalar yaratabilecek tartışmalar mıdır? Yoksa yarın oturulup çözülebilecek meseleler midir? Ben çözülebilecek meseleler olarak görüyorum. Çok doğaldır bunlar, olur. Siyasetin akışı içerisinde kurmaylar düzeyinde yürüyen tartışmalar vardır. Olabilir, bunlar doğaldır. Biz İYİ Parti, bakın biz Sayın Akşener'i çok önemsiyoruz. Biz ittifak sisteminin Türkiye için mutlaka bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Türkiye yerel seçimlere mutlaka ittifak haline gitmeli. Hatta altılı değil, 16'lı da değil, 26'lı masa kurmak zorundayız. Şimdi burada kritik olan şey şu, bakın. Böylesi denklemleri daha önce başarmış biri var ortada. Yerel seçimde bu bilgeliğe, bu birikime, bu hazineye ihtiyaç vardır. Ondan sonraki meseledir zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ama yerelde adaylar da çok önemli. Belediye başkan adayları da çok önemli. Peki yani. Hemen ertesi güne gelelim. Belediye başkanlarınız da birbiriyle. Bir gün önce belediye başkanları. Bir gün öncesine, özür dilerim. Parti meclisi. Evet. Parti meclisinde en çok ne tartışıldı? Efendim? Parti meclisi toplantısında en çok ne tartışıldı? Şimdi 13 saati nasıl özetlesem? Ana başlık. Her başlık. Lider değişimi de tartışıldı. Yenildiğini düşünüyor mu mesela parti meclis üyeleriniz? Yenildiklerini düşünüyorlar mı? Sayın Genel Başkan... Yani bu seçim kazanılamadı. Yani parti meclis üyelerimiz zaten niye tartışır insanlar? Kazanılsaydı parti meclis toplantımızda bakanlıkları tartışacaktık yani.
kim bakan olmalı, kim müsteşar olmalı. Yani müsteşar yok da bakan yardımcısı olmalı. Dolayısıyla zaten mevcut sonuçlar üzerinden 13 saatlik bir tartışma gerçekleşti. Çok verimliydi. Ben çok istifade ettim. Eleştiri de aldık. Efendim işte şunu doğru yaptık, şunu yanlış yaptık. Zemininde tartışmalar da oldu. Mesela Burhan hocamız, Profesör Doktor Şen Atalar çok efsane konuşmalar yaptı. Feyiz aldık. Çok derinleştik. Ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hep beraber. Oradaki 61 kişi hep beraber bu gemiyi güvenli limana yanaştıracağız. Kurultaya yani. Tabii kurultay süreci başladı. Belediye başkanlarınızın birbiriyle... Evet. Yani normalde sizin muhalefet partisi olarak, ana muhalefet partisi olarak iktidara yönelik eleştirileriniz olması gerekirken evet. kendi içinizde birbirinizi eleştirir bir hale geldiğinizi düşünüyor musunuz? Efendim bundan daha güzel ne var Allah aşkına sorayım. Muhteşem bir sağlık. Şey. Sağlık. Ben çok memnunum bundan. Yani bundan daha güzel. Niye memnunum biliyor musunuz? Hatta bakın bizim belediye başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuvayi Milliye geleneğinden gelen kültürünü çok iyi bilirler. Dün Sayın Kerimoğlu bir televizyon kanalında bir şey söyledi. Belki dikkatinizi çekmiştir. Dedi ki, Sayın İmamoğlu ben kürsüdeyken bana hiç sataşmadı dedi. Ben kürsüden indikten sonra bana sataştı dedi. Sataş derken yani orada cevap hakkını Bakıyor, söyledi. Bakın sokağa çıkamıyorsun demiş. Ona geliriz ayrıca. Şimdi o nedir biliyor musunuz? O orada tam olarak CHP kültürüdür mesela. Yani orada kürsüde konuşmak çok kıymetlidir. Çünkü CHP'nin makamı ve kürsüsü Atatürk'ü temsil eder. Kürsüye saygı. Yani yüksek bir saygınlık içerisinde bir toplantı yapıldı. Evet farklı fikirler çıktı. Evet doğrudur. Olacak zaten. 207 tane belediye başkanımız katıldı. 46'sı yanılmıyorsam mazeretliydi. Çeşitli çalışmalarda oldukları için gelemediler. Mazeret beyan ettiler. Ama o katılan 207 belediye başkanımızın içerisinde... Bakın abartmadan söylüyorum. Sayın Genel Başkanım, siz süreç yüzünden kaybettiniz. Sizin kazanmanız için yapılması gereken her şey yeterince yapılmadı diyen arkadaşımız da vardı. Efendim kaybettik, dolayısıyla çekilmeniz gerekir diyen arkadaşımız da oldu. Dolayısıyla bunlar normaldir. Siz bunları bir renklilik olarak falan mı görüyorsunuz? Efendim? Renklilik olarak mı görüyorsunuz? Özür diliyorum. Yani. Bunları bir renklilik olarak mı görüyorsunuz? Yani tabii ki zaten bir zenginlik tartışmalar böyle yani olmuyor. Sayın Kerimoğlu'nun Bakırköy, Cumhuriyet Halk Partili Bakırköy evet. Belediye Başkanı'nın, Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'un yollarını yapmayı beceremediğini söylemesini bir renklilik olarak mı görüyorsunuz? Tabii kendi düşüncesidir. Şöyle ki ben kamuoyu önünde belediye başkanlarımızın birbirlerini bu şekilde tartışmasını doğru bulmam. Partinin yetkili ağzı olarak. Ben zaten bakın birazdan herhalde gireceğiz medya yönergesiyle. Gelecek. Son derece gudubet bir siyasi aktör gibi görünüyorum. Bu konuda çok hassas olduğum için herhalde. Yani, çünkü çok eleştiriyordunuz. Yani siz değil sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefetin mesela evet. doğrudan iletişim başkanı Fahrettin Altun'a yönelik Sayın Genel Başkanı'nda çok sert eleştirileri evet. vardı. Evet. Ama birazdan soru benzer soracağım. Medya ilişkileriniz üzerinden kendi içinizden yine başlayan tartışmalar evet. da var. Onları evet. da soracağım. Evet Sayın Kerimoğlu, ya Sayın İmamoğlu. Sayın Kerimoğlu netice itibariyle bir ilçemizin yani önemli bir ilçemizin belediye başkanıdır. Bu tür tartışmalar medya önünde yapılmasını ben doğru bulmam açıkçası. Yani burada tartışmanın içeriği, başlığı elbette farklıdır. Bunları biz o toplantıda bitirmemiz gerekir. Yani o toplantıdan çıktıktan sonra sürmemeli. Zaten bir toplantının doygunluğa erişmemesi disiplin süreci başlatacak mısınız efendim? Mesela peki bununla ilgili? Efendim? Bununla ilgili bir disiplin süreci şimdi olacak. Şimdi o tabii şöyle yani orada şu yönergenizin ifadeler. Efendim? Mesela şu yönergenizin dışında bir bu hareket. Bu yönerge disiplin soruşturması açmaya dönük bir yönerge değil. Hayır, bu bunun dışında metindir. Bir hareket midir? Bu tavsiye metindir. Tavsiye yani metin. Bu bir tavsiye metindir. Burada şu vardır yani bilgi verilmesi. Sayın Kerimoğlu bana bilgi verdi. Dedi Eren Bey ben TV100'e çıkacağım. Ben de size tedarik etmemi istediğiniz bir bilgi var mı? Ekonomi notu vesaire yani bir alana girecekseniz arkadaşlar tedarik etsinler dedim. Yok dedi ben zaten hazırlığımı yaptım. Ben Sayın İmamoğlu ile ilgili konuşacağım dedi mi? Yok bana yani şöyle içeriğini söylemedi. Ben sadece şöyle bir diyalog yani tedarik etmemiz gereken bir içerik var mı dedim. Arkadaşlarımız hazırlasınlar. Yok dedi ben hazırlıklı gidiyorum dedi. Ben de seyrettim. Tabii bu tartışmaları o salonlarda bitirmek lazım. Bittiği zaman faydalı olur. Ama tabii ki ben kalkıp da hani şunu da söyleyemem. Neticede hakaret ve bizim tüzüğümüzde ciddi bir suça işaret eder ifadeler kullanıldı mı? Belediye başkanının faaliyetlerini kamuoyunda tartışmak belki biraz problemli algılanabilir. Ama bunları sonlandırmak lazım. Kapatmak lazım. Yani salonda bitmesi gerekir bunların.
Ama televizyona yansıdı, bize yansıması tabii biz zaten... Ne yapacaksınız bu, mesela? Bu bizi memnun etmez. Yani kamuoyumuz da memnun etmez. Bakın bugün Akbelen'de yaşananlar ortada. Türkiye'nin başına gelmiş ekonomik felaket ortada. Bugün Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir şey konuşmuyorsa... buna sebep olmamak lazım. Vebal alıyoruz. Günahtır. Allah'tan korkmamız lazım. Ben bunu herhangi bir taraf için söylemiyorum. Ne yapacaksınız? Fakirin, fukaranın hakkını, hukukunu savunan bir partinin kalkıp da böylesi tartışmaların öznesi haline getirilmesi fakirin, fukaranın hakkını gasp etmektir. Onun sesini kısmaktır. Dolayısıyla buna biz titiz davranacağız. İşte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Daha titiz davranıyoruz. Medya yönergemizle, tutumlarımızla, toplantı salonlarımızla... Bizim toplantısı oldu, sızdı. Evet. Etik bulmadığını söyledi Sayın Genel Başkan. Sayın İmamoğlu dedi ki etik dışı değildir dedi mesela. Evet, evet. Sayın İmamoğlu'nun düşüncesidir. Biz de Sayın Genel Başkanımızdan... Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Genel Başkanı'nın, yani Cumhuriyet Halk Partisi... Farklı düşünme hakkına sahiptir. Hayır, Büyükşehir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sözünün üzerinde... Evet. Ben böyle düşünmüyorum, böyle düşünüyorum demesi... Söyleyebilirim. Normal bu, şöyle, ve demokratik... Demokratik bir şeydir. Kurullarda konuşulur bu. Sayın İmamoğlu televizyona çıkıp da ben etik bulmuyorum demedi. Pardon, ben etik buluyorum demedi. Sayın İmamoğlu orada parti hassasiyet ve nezaketine uygun davranmıştır. CHP'nin kapalı kurullarında her şey konuşulabilir. Tabii ki lidere hakaret yapılmaz, saygısızlık yapılmaz ama yani ben geçmişte ben de yaptım. Efendim bu fikir yanlıştır dediğim oldu. Bizi biz yapan şey bu zaten. Bizim olgunluğumuz buradan geliyor. Sayın İmamoğlu şu ifadeyi kullandı mesela. Dedi ki ben 22 Haziran'dan sonra tek bir televizyon kanalına mülakat vermedim dedi. Evet. Kamuoyu önünde ben bir tartışma yapmam. Orada söylediği şey dışarıya yansıyabilir. O yansıması da yanlıştır zaten. Ama orada onu söylemesi normal olur. Söyler. Efendim Zoom toplantısı yapılıyor. Dışarı yansıyor, yanlış. Parti meclisine toplanıyor. Evet. Ve belediye başkanları toplanıyor. Dışarı bilgi sızıyor, problemli. Belediye başkanları televizyona çıkıyor... Ortada bir problem yok mu? Şöyle, ortada... Yani biz mi abartıyoruz? Şöyle, abartmıyorsunuz. Şöyle bir sorun var. Mesela Habertürk, ben televizyonculuk yapmadım, gazetecilik yaptım. Televizyonlarda yazı kurulu toplantıları olur mu? Yani size şey yapayım yani, yazı kurulu toplantıları herhalde. Haber toplantıları. Haber toplantıları olur. Niye haber toplantınız sızmıyor? Çünkü kimse onunla ilgilenmiyor. Herkes sizin akşam sunacağınız haberle ilgileniyor. Şimdi artık bu noktada, bir noktada bir el... sunduğunuz haberle değil de haber toplantılarınızla ilgilenmeye başlamışsa artık orada bir problem var demektir. Ama bu program, bu problem özel bir ilgiden kaynaklanıyor. Bir özel ilgi var. Sizin sunduğunuz haberle ilgilenmiyorlar. Haber toplantınızın içindeki tartışmalarla ilgileniyorlar. Şu anda durum bu. Bu özel ilgiyi dağıtmanın yolu ne peki? Vatandaşın dikkatini Türkiye'nin gerçek sorunlarına yönlendirmek. Türkiye'nin zamlarına yönlendirmek. Pahalılığa yönlendirmek, yokluğa, yoksulluğa yönlendirmek ve bunlara yönelik çözümler üretmek. Dolayısıyla bu dikkati dağıtma adına biz çabalıyoruz. Yoğun bir gayret içerisindeyiz. Emin olun başaracağız. Bir soru daha soracağım. Affınıza sığınarak. Soruları ben soruyorum efendim. Tamam, özür diliyorum. Estağfurullah, tamam, rica özür ediyorum. Estağfurullah. Bu yani soru değil de şeyse... Bu iyi bir hatırlatmaydı. Estağfurullah, yani çok önemli. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Peki, Halk TV ile bir anlaşma yapmışsınız. Evet. Bu normal bir şey mi? İsveç'te değil ama Türkiye'de de normal. İsveç'te değil ama Türkiye'de normal. Ya da İngiltere'de değil ama Türkiye'de normal. Başka yaptığınız kanal var mı? Vardır, olur, yine olur da yani. Var mı? Var. Hangi kanallar? Onu söylemem doğru olmaz. Neden? Normalse neden yani, söylemiyorsunuz? Şimdi o özel. Şimdi bir başlangıç... Bu anlaşma normal başlangıçta değil, Türkiye'de normaldir. Normalse neden başkalarıyla yaptığınızı paylaşmazsınız? Tabii, şöyle. Onlarla aramızda böyle bir fesih yok... Devam eden bir süreç gizli var. Gizli bir anlaşma. Onunla gizli değil. Onların taraf olarak bunun paylaşmamızı istemeyebilirler yani, olabilir. Ama Türkiye'de normal. Normal değil. Türkiye'de bilinmesi normal. Bilinmesi istenmiyor. Hayır yani normal. Şöyle normal fakat bunu ifade etmeye gerek yok. Yani bunu ifade etmemiz gerekmiyor. Şimdi Türkiye'de normal ama İngiltere'de normal değil. Bunu iktidar yapsaydı normal bulur muydunuz? Efendim? Bunu iktidar yapsaydı iktidar normal bulur muydunuz? İktidar bizim kadar şeffaf değil. İktidar yapıyor bunu. Biz yaptığımız anlaşmaları Anayasa Mahkemesi'nin denetimine sunuyoruz. İktidar ise arka kapıdan yapıyor yardımını. Basın ilan kurulu üzerinden yapıyor, şirketler üzerinden yapıyor, farklı şekillerde yapıyor. Biz şeffaf yapıyoruz. Nedir? Anayasa Mahkemesi bizi denetliyor. Ve bunların tamamı denetimden geçiyor. Tamamen hukukidir. Sözleşmelerin hiçbir yerinde bir televizyon kanalının yayın politikalarını yönlendiren tek bir cümle yoktur. Bu sözleşmeler canlı yayın sözleşmeleridir ve reklam sözleşmeleridir.
reklam sözleşmesi olarak geçer. Orada biz Kemal Bey'in grup konuşmaları ve işte parti sözcüsünün konuşmaları ve bizim reklam bantlarımız, işte kampanya bantlarımızın şu kadar süre döndürülmesi şeklinde anlaşmalar yaparız. Peki, özür dilerim böldüm. Başka televizyonlar da var bu tür anlaşmaların yapıldığı ama şu anda bu isimleri vermek istemiyorsunuz. Şu an gerek yok. Burada ne kadarlık bir anlaşmadan söz ediyoruz? Bunu söyleyemeyiz. Onu söyleyemeyiz. Tamam. Ama Türkiye'de normal, İngiltere'de anormaldir bu. Bugünkü şartlarda normaldir. Bakın bugün, özür dilerim. Bize de normal gelmedi. Habertürk bugün medyanın amiral gemilerinden biridir. Çok önemlidir. Ama şimdi bir de Türkiye'de işte isimlerini saymam belki şeye takılır hani reklam gibi algılanır. Önemli o yüzden değil, saymayayım. Evet. Türkiye'de gerçekten zorlanarak işte muhalif bir görüş beyan ederek yayıncılık yapmaya çalışan birçok mecra vardır ve bu mecralar ciddi iktisadi bunalımlar yaşıyorlar. İktidar eşitsizlikle karşı karşıya. İktidara yakın gazete ve televizyonları havuz medyası olmakla neden suçluyorsunuz peki? Aynı şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Efendim yani. Orada ya aynı şey midir yaptınız? Hayır, aynı şey değil. Aynı şey değil. Kesinlikle. Öyle anlaşıldı biraz. Bizim çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bizi en çok eleştiren bize dedikleri ifadeyi söyleyeyim. Ben muhalif medya ifadesini doğru bulmam. Medya medyadır. İşte medya siyasi görüşü olmaz. Her siyasi görüşü açık olur normalde. Ama şimdi kamuoyunda böyle algılanıyor ya muhalif medya diye. Bizi en çok eleştiren muhalif medyadır. Ve bizi en çok seçimden eleştiren... Seçimden sonra evet şu anda özellikle. Seçim öncesinde de öyleydi. Seçim öncesinde de öyleydi. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim size. Affınıza sığınarak söylüyorum. Lütfen evet. Sayın Akşener'i burada kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Medyadaki bazı aktörler üzerinden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve sosyal medya özelinde 2 yıl boyunca seçim adaylığı açıklandı. 2 yıl boyunca kazanacak aday, kaybedecek aday, kazanacak aday yerden yere vurularak adeta sakatlandı. Adeta sakatlandı. Hani biz seçimin sonuçlarını konuşuyoruz, süreçleri de konuşalım. Nasıl oldu bu iş? Neden böyle oldu bu? Hangi mecralarda gerçekleşti bu? Kazanacak mı, kaybedecek mi? Kimliği bile tartışıldı. Saygın buluyor musunuz siz 21. yüzyılda bir vatandaşın kimliğinin tartışıldığı? Asla bulmuyor. Ne kadar güzel oldu. Bakın biz farklı kimliklerden insanlar yürütme. Cevdet Bey mesela. Ben memnunum Cevdet Bey. Bir Kürttür kendisi. Kürt vatandaşımızdır. Bugün hükümettedir, kabinededir. Ne güzel. Ne kadar kıymetli bir şey. Farklı kimlikler olsun, farklı fikirler olsun. Gelsin yönetsinler ülkeyi. Bunlar bile tartışıldı. Hem de çok çirkince tartışıldı. Şimdi bütün bu süreçlerde bu ilişkileri tasnif etmeniz mümkün. Mesela bir örnek vereyim. Halk TV dediniz. İşte yandaş medya dediniz ya, havuz medyası. Oralarda Sayın Erdoğan'ı bırakın eleştirmeyin. Bırakın imada dahi bulunulmaz. Halk TV Sayın Muharrem İnce adayken Muharrem İnce'yi destekliyordu. Bu kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil bu. O dönemde de ilişkiler vardı. Biz şöyle yani, özür dilerim Halk TV'yi zikretmeden söyleyeyim. Özür diliyorum. A şahsı evet. A kanalı B kanalı. Biz şöyle anlayabilir miyiz o zaman? Evet. Yani televizyon izleyen insanlar artık şöyle düşünmeye başlamazlar mı? Evet. Ya bu şu liderin konuşmasını veriyorsa bu liderle ekonomik bir ilişkiye girmiştir bu partiyle. Şu yok, liderin hayır, konuşmasını yani kesiyorsa şundan dolayı kesiyor. Yani gazetecilik dediğimiz şey nerede? Şurada söyleyeyim. Yani TRT Sayın Kılıçdaroğlu'nu vermiyorsa... Evet, eleştiriyorsunuz mu? Tabii bakın. Türkiye'de eleştirdiğiniz şey yapıyor musunuz? Şöyle, hayır. Söylüyorum. Türkiye'de 25 tane kanal vermiyorsa verecek yerler arıyorsunuz. Verecek yerler bulmak durumundasınız. Çünkü 25 yer vermiyor. Habertürk veriyor. İzliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu veriyor. Güzel. Sayın Erdoğan da veriyor. Etik gazetecilik ilkesi. Bu olmalı. 30 yerde Sayın Erdoğan konuşurken 5 yerde Sayın Kılıçdaroğlu konuşuyorsa orada seçenek yaratmak ve seçenek aramak durumundasınız. Onu nasıl yapacaksınız? Reklam vereceksiniz gerekirse, sponsorlu reklam vereceksiniz. Derdiniz şudur, derdiniz o kanalın yayın politikasını belirlemek değil, orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını vermektir. Hikaye ve hesabınız bundan ibarettir. Dolayısıyla bu sözleşmenin baştan aşağıya oluşum şekli budur. Biz Halk TV ya da isim vermeyeyim ya da herhangi bir televizyon kanalının bugüne kadar, bakın ben medyanın başındayım, bir tek yayın yönetmeni çıkıp da Sayın Bengü Hanım da ilgili kanalın yayın yönetmeni Eren Erdem beni aradı, şöyle şöyle söyledi diyemezler. Biz kimseyi aramayız. Kişiselleştirdiğinize dönük bir takım ifadeler paylaştı. Yok. Sayın Mayroğlu da sosyal evet. medyada da gördüm. Evet. Kişisel bir sorununuz var mı Halk TV'yle? Ben nasıl kişiselleştireyim? Benim kendi sözleşmem değil ki bu. CHP'nin kurumsal kararı. Yani parti bir karar alır. Ben medyanın başında olduğum için benim imzamla gider. Ben de o kararı alan hazirun içerisindeyimdir.
Dolayısıyla ben biraz sanki oradan bana yönelik kişiselleştirme görüyorum. Niye? Çünkü açıyorum mesela, orada diyor ki Eren Erdem sözleşmeyi feshetti. Hatta ben bir ara şöyle bir duyguya kapıldım. Ya benim bilmediğim bir sözleşmem mi var acaba dedim. Yani benim bir sözleşme, yani sadece adım yazıyor yani. Eren Erdem CHP'nin sözleşmesini feshetti demiyor mesela. Olabilir, saygı duyarız. Bunlar olur, tartışmalar. Çok da öyle biz bu tartışmalarda şey yapmayız. Biz netice itibariyle bir kurumuz, bir partiyiz. Bizim sorumluluklarımız vardır. Bizim bu partiyi sağlıklı bir şekilde yönetmemiz gerekir. Ben bir şey daha söyleyeyim Sayın Ersoy. Bakın, göreve geldim. Ben büyük bir değişim yapmaya geldim. Bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya iletişim yöntemlerini değiştirmeye geldim. Ne demek istiyorum? Bunu açayım iki cümleyle. Lütfen. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin tüm mecralarında görünür kılmak istiyorum. Tüm mecralarda. Hatırlarsınız hatta ben sizinle Sayın Kılıçdaroğlu'nun programı içinde konuştum. Yani çok da güzel bir programdı. Teşekkür ederim. Teşekkür yani ederiz. Yani Habertürk ailesine bize alan açtığı için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her fikri açık bir şekilde alan açıyorsunuz. Farklı mecralara çıktı. İşte Hürriyet gazetesine çıktı. Şey diyeceksiniz, konuşacak. Siz şaşırmıştınız diyeceksiniz herhalde. Efendim? Siz bayağı şaşırmıştınız. Ben şaşırdım, evet. Evet, siz bayağı şaşırdınız. Sayın Kılıçdaroğlu benim yayınıma mı gelecek? Evet. Size sormuştum. Evet. Hatta bir aramızdaki espriyi de paylaşsam şöyle. Buyurun, ben sizin yani yayınıza katılma noktasında lütfen bana sert sorular sorun. Sizin tarzınızı biliyorum, evet, dediğimi dediniz, paylaşmak dedim isterim yani. Şunu evet, ben yayınımda da paylaştım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla evet, oturduk dedim biz. Efendim, çerçeveyi paylaşabilirim. Yani sonuçta kamuoyla da paylaştığım bir şey o benim. Evet. Tanıtım metnimizde de var. Sayın Kılıçdaroğlu bana şey dedi. Dilediğiniz her soruyu samimiyetle sorabilirsiniz tabii, dedi. Tabii. Ve biz öyle bir program yaptık. Taktik evet, kamuoyunun. Para alan gazeteciler olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Yok, onu tabii. Evet. Yani onu yok söylemiyoruz mu? Tabii. Efendim? Evet. Var mı yok mu? Yok, öyle bir ifademiz yok. Sayın Kılıçdaroğlu yok şöyle mu? Para alan gazeteciler var şeklinde bir ifade yok. Nasıl bir ifade? Orada bakın şöyle. Yani şimdi bir kere dün akşam bunu bir yerde cevaplamıştım ama tekrar söyleyeyim. Şimdi kapalı bir toplantı yapıyoruz. İşte haber kurulu toplantınızı örneklemiştim. Dışarıya bir şey sızıyor. Şimdi bu dönem biraz gözler orada olduğu için, sizin haber kurulunda olduğu için çok fazla şey sızıyor. %80'i yanlış. Mesela örnek vereyim. Sayın İmamoğlu belediye başkanları toplansa demiş ki, efendim genel başkan devam ederse ben gelecek dönem İstanbul'da yokum. Evet. Ben bunu 207 belediye başkanımın vicdanına teslim ediyorum ya. Herkes o salondaydı ya. Ağzından böyle bir kelime çıkmadı. Kendisi tekzip etti yanılmıyorsam, ya da çevresindeki arkadaşlar. Ekrem Bey böyle bir ifade de kullanmaz ayrıca. Yani o genel başkanla nasıl konuşulur, eleştiri nasıl yapılır, hangi üslupta, hangi nezaketle ve letafetle, bizim partililerimiz bunu bilirler. Böyle bir dil kullanmazlar. Yani şimdi burada sızıyor da sızıyor. Orada bir genel medya düzeni eleştirisi yapıldı. Ama bir medya düzeni eleştirisi yapıldı. Bunu şöyle alıp bir ifadesi oldu mu Sayın Gavaşı? Minör ifadelerin ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum. Ben böyle bir ifadesini anımsamıyorum. Yani ben bir genel medya eleştirisi yaptı. Medyanın Cumhuriyet Halk Partisi'ni içe döndürmeye amaçladığını, bu yönde tespitleri olduğunu, bazı medya organlarının diye, yani medyayı genel olarak da bir eleştirmek doğru değil, bazı organları bu yönüyle eleştirdi. Ben de bu eleştiriye katılıyorum. Yani para alan gazeteci olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii, para alan gazeteci. Kimin kimle ilişkisi var biliyorum dedi. Bir para alma falan değil yani. Kimler nasıl kimlerle, bir ilişki bu? Kimler kimlerle, dostluk ilişkisi olabilir. Benim mesela... Dostluk ilişkisi hepimizin olabilir yani. Yani dostluk ilişkisi bir takım yönlendirmelere yol açabilir. Yani farklı bir takım etkilere yol açabilir. Öyle olmayan gazeteci var mıdır dostluk ilişkisi? Ama yani tabii burada bu etkilenmemek gerekir yani. Gazeteci etkilenmemeli yani. Benim de bir sürü yani doğal olarak görevim gereği tonlarca dostum var. Ben bir arkadaşıma bir burada şey söyledim. Burada kastınız şey değil yani, ekonomik yapan bir ilişkiye girmiştir, bir çıkar ilişkisi vardır değil. Değil yok, hayır, bakın ikili ilişkiler yani, ekonomik bir ilişki maksadı değil o. İkili ilişkiler üzerinden zaman zaman manipüle de olabilirler. Ve bu etkiler, bunlar zamanla başka algıların oluşmasına yol açabilir. Ve günün sonunda geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi dışında neredeyse hiçbir şey tartışılmayan bir gündeme boğulabiliriz. Şimdi rahatsızlığın kaynağı budur. Türkiye'nin majör problemleri, ağır sorunları var. Problem sepetimiz ağzına kadar dolu. Ve bakın çok ilginç ve kritik bir şey söylüyorum Akif Bey. İktidar ne kadar kıymetliyse muhalefet de o kadar kıymetli. Ve bu sorunlar karşısında çözüm üretebilecek, çözüm önerebilecek olan yegane muhalefet, ana muhalefet ise şu anda neredeyse etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı tartışmalarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz.
Bunu elbette sağlıklı zemine oturtmalıyız, aklı selim davranmalıyız. Evet, sorunlarımızı çözme adına bir yenilenme, bir gelişim sürecine ihtiyacımız var mıdır? Vardır. Tüm bunları kendi kurallar içinde yapabiliriz. Siz neden televizyona çizgili pijamayla çıkmıyorsunuz? Çünkü bunun kuralı bu. Bizim de değişim kurallarımız, kriterlerimiz ve ölçülerimiz partinin tüzüğünde, tarihinde olduğu gibi kurultaylardır. Partimizin tabanıdır, onlarla peki, konuşmaktır. Çok özür dilerim, süremiz çok daralıyor. Mesela Sayın evet. Altun'a yönelik... Estağfurullah, rica ederim. Birkaç sorum daha var, onları sormadan geçmek istemiyorum. Çok uzun zamandır İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik... işte medya ile ilişkileri üzerinden veya işte AK Partili bazı isimlerin televizyona çıkması, çıkmaması... buna dair kurallar konulması üzerinden pek çok eleştiri... bazen çok artarak, bazen düşerek, bazen bizim de yaptığımız eleştiriler gündeme geldi. Ama baktık... Yani aslında neredeyse herkes aynı şeyi yapıyormuş gibi bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Siz de çıkarttınız bir yönerge. Evet. Dediniz ki Cumhuriyet Halk Partililer çıkmadan bana haber verecek. Evet. Özetini söylüyorum. Tabii. Şimdi yani bu eleştirdiğiniz, iktidarda eleştirdiğiniz şeyi kendi iktidar alanınızda kendinizin yaptığı anlamına gelmez mi? Hayır efendim, gelmez. Söyleyeyim. Neden gelmez? Neden gelmez? Şimdi bizim burada amacımız bellidir. Bir, ben... Burada bir senfoni orkestrası kurmak isterim. Niye biliyor musunuz? Yok ortada bir senfoni orkestrası. Söylüyorum, olacak ama. Göreceksiniz. Sayın Altun da senfoni orkestrası kurmak istiyorum. İki ay içinde göreceksiniz. Senfoni orkestrası şu. Sayın Altun yaptığı işle benim yaptığım iş aynı değil. Sayın Altun bana göre, benim düşünceme göre, yani kimseyi zan altına bırakmam, dezenformasyonla meşgul bana göre. Bu benim o da şahsi. Dezenformasyonla mücadele ettiğini benim söylüyor. Benim şahsi kanaatim bu. Yani ben bu kanaatte siyaset yapıyorum. Ben başka bir şey yapıyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın, orkestra şefliği diye bir şey vardır. Bilirim. Çok güzel bir klarnetçiyle çok iyi bir kemancıyı yan yana getirdiğinizde kakofoni oluşabilir. Ama bir uyum sağladığınızda o zaman senfoni oluşur. Bu kakofoni medyaya ayar vermek olmuyor mu? Medya ile ilgisi yok onun. O bizim arkadaşlarımızla alakalı. Örnek, iki yaşadığım temel sorunlardan birkaçını söyleyeyim ondan dolayı. Bakın, şu anda ben burada program yapıyorum, doğru mu? Size konuğunuzum. Evet. Çok da teşekkür ederim. Şu anda Türkiye'deki herhangi bir televizyonda benim dışında hiçbir CHP'li konuşmuyor. Konuşuyorsa da benim bilgim dışında konuşuyor. Neden? Ben CHP adına şu anda ben konuşuyorum. Bir saat sonra başka bir arkadaşım başka bir yerde konuşacak. Ben bunu planlamak zorundayım. Ben bunu sağlıklı idare etmek zorundayım. Geçmişte şunlar yaşandı Akif Bey. Genel başkan televizyona çıkıyor. Aynı saatte başka bir arkadaşımız da çıkıyor. Ya o saatte CHP'nin görünür tek yüzü genel başkan olmalı. Medyayı doğru planlamak, arkadaşlarımızın verimliliğini arttırmak ancak bir planlamayla mümkün. Ben orada diyorum ki bana bilgi verin. Ben de size gerekli tedariği sağlayayım. Bazı kırmızı çizgileri koyuyorum. Mesela milletvekili arkadaşlarımız, onlar bu tecrübeye sahiptir zaten. Biz bunu partimizin yöneticilerine aktarıyoruz. İlçe başkanımıza, il başkanımıza diyoruz ki devlet ayrı bir şeydir. Hükümet ayrı bir şey. Gördüm onu, evet. Önemli. Biz bir... hükümeti eleştiririz ama neticede devleti yöneteceğiz. Devlet bizim kurduğumuz devlettir. Biz bu devlete sahip çıkmalıyız. Çünkü biz kurduk bu devleti ve biz bunu yaşatacağız. Hep beraber yaşatacağız. Farklı düşüncelerden kişilerle birlikte omuz omuza vererek yaşatacağız. Hükümeti eleştirelim. İfadelerimizi şu 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 eksende daha makul anlaşılır hale getirelim. Gibi aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin görünürlüğünün daha verimli olması için hazırlanmış işler bunlar. Yani o dikkatli okunduğunda orada çok böyle problemli bir ifade yani bence yok ama eleştiriler var, saygı duyuyorum. Çokça size yönelik bu arada şunu da söyleyeyim ya. Sayın Altun'da mesela devlet adamı, hükümet orada pozisyonu itibariyle buradan bakarsanız devlet adına çok üst düzeyde bir şeyi dizayn ediyor. Orada hiç kakofoni olmaması lazım. Bayağı senfoni yapabilir, böyle de algılayabiliriz. O zaman hiç eleştirmemek lazım. Çünkü çok ciddi işler yönetiliyor gibi de bakılabilir. Yani orada şimdi tabii ben metotlarımız farklı. Yani metotlar ben o kendisinin CHP'deki dengi falan değilim. O başka bir işte. O anlamda demiyorum. Yani hep eleştirdiğiniz bir yer diye orası. Yani iletişim ama başkanlığı aynı şey en değil. Çok eleştirdiğiniz aynı yerde. Aynı şey değil bu. Bakın mesela bir örnek vereyim Akif Bey. Çok basit bir örnek. Neden bir televizyon kanalında bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin karşısına bir AK Partili milletvekili çıkmıyor? Yani bu bir yöntem değil mi? Bakın evet, bir yöntem. Şimdi, mesela bunu eleştiriyordunuz. Evet. Bu bir yöntem. Biz bunu normal göreceğiz. Tamam ama bakın ne oluyor mesela? Siyaseti birbiriyle konuşur hale getirmezseniz,
Siyaseti kimsenin ne konuştuğunun anlaşılmadığı bir alana dönüştürürsünüz. Dolayısıyla biz konuşan arkadaşlarımızın, yüzlerimizin daha verimli konuşmasını arzu ediyoruz. Çokça sorun vardı ama bitmiş, süremiz bitmiş. Ne ara bitti bilmiyorum. Valla geçmişi temiz, bagajı olmayan belediye biri olursa veririm görevi ifadesi tepki çekti mi diye de soracaktım. Bagaj demedi orada. Bakın ben veya geçmişi temiz biri. Şu geçmişi temiz de değil. CHP geleneklerine sımsıkı bağlı birisi gelir, adaylık koyarsa, yani adaylık talep açarsa, gelir ben burada alırım yani. Bırakırım. Öyle bir endişe mi var? Orada kime söyledi onu? Hayır efendim, yani hiç alakası yok. Bugün ben adayım diyen arkadaşların hepsi de CHP'nin geleneklerine sımsıkı bağlı arkadaşlarımızdır. Niye böyle bir parantez açtı Sayın Genel Başkan o zaman? Orada şu var, yani ben burada ebedi değilim. Ben bunu zaten bırakacağım günü geldiğinde. Hayır, bu parantezi, yani bu geçmişi temiz biri. Şimdi o bakın şöyle, şimdi ben yani başını ve sonunu, hani Arapçada siyak ve sibap deriz yani. Siyak ve sibabını hatırlamaya çalışıyorum. Ama o bir diyaloğun devamıydı yani. Bir sözün ortasındaki bir ifadeydi. Birine bir cevap vermek maksadıyla da söylemiş olabilir. Yani tam onu yeterince önünü arkasını anımsayamadım. Sizi daha uzun bir programda yine misafir ederiz umarım. Evet, çok teşekkür eksik ederim. Kalan samimiyetle, şeyler oldu. Çok eksik kalan şey oldu. Evet. Böyle hızlı hızlı gitmeye çalıştım ama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Valla zor bir dönemdesiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Yani biz çok büyük zorluklardan ne zaman, çıkmış bir millet. Bitmiş süremiz, yönetmenim de öyle ama CHP ne zaman böyle bir artık her şey normalleşir ve CHP'yi tartışmadığımız yerine... Ben bir ay içerisinde her şeyin normalleşeceğini düşünüyorum. Kongrelerimiz ilçe safhasını bitirdikten sonra artık yavaş yavaş... Bir ay sonra CHP konuşmayı bırakacağız. Evet, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten CHP'nin konuşmaları öne çıkacak. Sağ olun. Eren Erdem konuğumuzdu. Reklam arası mı? Bir reklam arası.